Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 9. güne. 9. gün kenarortay konusunu işleyeceğiz sizinle birlikte. Kenarortay gerçekten çok kolay. Konu anlatımında da göreceksin zaten. Çok az bir bilgi var ama ne hikmetse öğrenciler sorulara dalınca sorularında sıkıntı yaşıyordu. Ama artık bu dersten sonra o sıkıntı da olmayacak. Çünkü niye? Böyle dersin başında böyle başlığın yanında bir sihir yapacağım. Başlığa şöyle 2 tane cümle yazdıracağım sana. O 2 cümleden sonra şurayı da kullanarak, yani mantığımızı da beynimizi de kullanarak bu konuyu çok rahat bir şekilde yapacaksın. Sen bana güven. Sen bana güven ve beynine güven. Beynine güven. Evet gençler, ne yapıyoruz? Şimdi ilk etapta şöyle bir şafak sayarımızı açalım bakalım. Şafak sayarımızda 9. gün şöyle 58 ve 61 diye söylüyor bize. Sayfa 58'e gideceğiz. Unutmayalım. Ben hemen sayfayı çevirince unutuyorum çünkü. Sonra şuraya bakıyoruz. 9. günde hemen 2 dersimizin olduğunu görüyoruz. Kenarortay 1 ve kenarortay 2. Sonra neye bakıyorduk? Bir de haftalık programda neredesiniz? Haftalık programda da hocam 8 ve 9. günler 5. haftadaydık. Bugünle 5. haftayı da bitirmiş olacağız. O zaman hadi gel bakalım. Sayfa numarası 58'e. Geldik 58'e. 58'de kenarortay konusuna başlayacağız. Kenarortay. Adı üstünde. Kenarortay. Kenarortay. Kenarı ortalayan doğruya biz ne diyoruz? Kenarortay doğrusu adını veriyoruz. Ama şuraya ben ne dedim? Derse başlarken 2 cümle yazdıracağım buraya. Şuraya bir cümle, şuraya da bir cümle yazdıracağım. Yaz kardeşim benim. Şimdi kenarortayda ağırlık merkezi de var. Ağırlık merkezini tanıtacağım da tanıtmadan önce. Şimdi burada kenarortay konusunda ya da ağırlık merkezi konusunda genelde öğrencilerin yapamadığı sorular genelde ek çizimlerle alakalı oluyor. Ek çizimlerle alakalı. Unutma. Sen şimdi burada bir kenarortay konusunda ya da ağırlık merkezi sorusunda gördüğün zaman soruyu çözemiyorsan hemen yaz. Şuraya yaz. 90 derece varsa muhteşem üçlü aklına gelsin. Yaz oraya. 90 derece varsa muhteşem üçlüye dikkat. Buraya da yaz. Ekstra eşitlik varsa aklına ne gelecek? Orta taban. Evet, kenarortay konusunun içerisinde ekstra bir 90 varsa ve soruyu yapamıyorsan büyük ihtimalle muhteşem üçlü vardır. Ya da kenarortay konusunun içerisinde ekstra bir eşitlik, hani kenarortaylıklar haricinde ekstra bir eşitlik varsa büyük ihtimalle ne vardır? Orta taban. Bu 2 cümleme dikkat. Bu 2 cümleyi gördükten sonra yani büyük ihtimalle sorularda artık sıkıntı yaşamayacaksın. Çünkü kenarortay konusundaki soruların yapılamamasının en büyük sebebi genelde böyle ek çizimli sorular yapılamıyor. O ek çizimli soruları da artık bu derste öğreneceksin. Ama ilk önce ne yapacağız? Ek çizim yapmadan önce her gördüğümüz 90'lı soruda muhteşem üçlü çizeceğiz demiyoruz. İlk önce 90'lı soruda mesela soruyu yorumlayacağız. Verilen bilgileri kullanacağız. Verilen bilgileri kullandıktan sonra sonuca ulaşamıyorsak eğer o zaman ek çizime başvuracağız. Unutma. Evet, şimdi bu A'dan çizilen kenarortay VA diye gösteriliyor. B'den çizilen kenarortay VB diye gösteriliyor. C'den çizilen kenarortay da VC diye gösteriliyor. Kenarortayların kesim noktası genelde G harfiyle gösteriliyor. Bu KLM de olabilir. Hiç fark etmez. Yalnız biz ne diyoruz? Kenarortayların kesim noktasına ağırlık merkezi adını veriyoruz. Evet, G ağırlık merkezi. Şurada da yazmışız. VA, VB, VC'den bahsettik. Bir de G ağırlık merkezi. Şimdi ağırlık merkezinde bir özelliği daha var. Ağırlık merkezinde kenara olan uzunluk 1 birimken köşeye olan uzunluk 2 birimdir. B'de burası B iken burası 2B'dir. Burası C iken burası da 2C'dir. Bak, ağırlık merkezinden kenara olan uzunluk değil de o kenarortay doğrusu üzerindeki doğru noktalar diyelim. Kenara olan bu noktalar A iken köşeye olan bu noktalar 2A olacak. Çünkü uzunluk deyince dik uzaklık diye algılıyoruz değil mi? Şuradan kenara B iken burası 2B köşeye. Burada da bu kenara C iken köşeye 2C olacak diyor. Şimdi şuraya bakalım arkadaş. Şuraya bir dikkatlice bakalım. Ağırlık merkezi oldu. Ağırlık merkezi ne zaman oldu? Hocam kenarortaylar çizildiği zaman oldu. Bir de ağırlık merkezi olduğunda ne oldu? Hocam ağırlık merkezi olduğunda bir de 1'e 2 oranı oldu. Peki ben ağırlık merkezi olan bu noktayı nasıl elde ederim? Hocam burada 3 taneyi çizmeme gerek yok ki. Herhangi bir şekilde ben 2 taneyi de çizsem şöyle buradaki noktayı elde edebiliyorum. O yüzden ne diyeceğiz? 2 tane kenarortayın kesim noktası ağırlık merkezidir diyebiliriz. Ya da hocam ben ağırlık merkezini 2 tane doğru çizmeden de yapabilirim. Bu doğruyu çizdikten sonra şöyle 1'e 2 oranında bir nokta belirlerim. Oran belirlerim. Nokta belirlerim daha doğrusu. O zaman burada da yine bu tam ağırlık merkezine denk gelir. O zaman bu şekilde olduğu zaman da yani kenarortay doğrusu üzerinde 1'e 2 noktası belirlediğin zaman da oran 1'e 2 olacak şekilde bir nokta belirlediğin zaman da yalnız dikkat, kenar ve köşeye olacak o. Yani şöyle bir üçgen olduğunda ve kenarortay doğrusu olduğunda şöyle 1'e 2 olunca olmaz. Kenara 1 birim, köşeye 2 birim olması lazım. Buna dikkat et. O zaman ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ağırlık merkezi olan noktayı belirlemek için sadece ve kenar ortayların kesim noktası dememe gerek yok. 1'e 2 oranlamalarının olduğu doğrularda da bu söz konusu olabilir. Yani burada iki tane şart. Mesela burada ne dedim? İki tane kenar ortayın kesim noktasında da buluyorum. Ya da bir kenar ortay bir de 1'e 2 oran olduğunda da oluyor. O yüzden ben şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Arkadaş ağırlık merkezi olan noktayı yani G noktasını yani farklı harflerde olabilir bunlar. Ben buradaki noktayı bulmak için ne yapacağım? İki şartın sağlanmasına bakacağım. O iki şart ne? Kenar ortaylık olacak ya da 1'e 2 oran olacak. Mesela burada örneğini gösterelim. Hocam ben şu üçgende bakıyorum. Bu üçgende bu kenar ortay, bu da kenar ortay. O zaman bu K'nı olmak zorunda. Kesinlikle ama kesinlikle kenar ortayın şartı sağlandı. Kenar ortayların kesim noktası oldu. Dolayısıyla burası ağırlık merkezi oldu diyebiliriz. Geldim buraya. Hocam bu doğru. Kenar ortay bu doğru da 1'e 2 oranında kesmiş. Evet hem kenar ortay hem 1'e 2 oranında kesen doğru da ağırlık merkezini verir bana. Ama dikkat et kenara ve köşeye olması lazım. Ya da her ikisi de böyle 1'e 2 oranında olan doğrular da yine bize neyi verir? Ağırlık merkezini verir. Yani iki şart sağlanmasına dikkat edeceksin. Hop buradaki noktaların hepsi ne oldu? Hocam buradaki noktaların hepsi ağırlık merkezi oldu. İlla G ile gösterilmek zorunda değil. Bak burada neyle göstermişim? K ile göstermişim. Anlaşıldı mı gençler? Olay bu. Evet yukarıdaki üçgenlerde K noktası üçgenlerin ağırlık merkezidir. Yani iki şart sağlanırsa ağırlık merkezi olur dedik. Yani şunu da demek istiyoruz. Ağırlık merkezi yani kenarortay konusunda ağırlık merkeziyle ilgili soru sorulacaksa eğer soruya baktığın zaman işte halihazırda ağırlık merkezi bize verilmeyebilir. O iki şart aynı anda verilebilir. İki şart aynı anda verildiği zaman da orayı ağırlık merkezi diyeceğiz. Bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim ben sana. Burası direkt soruda ağırlık merkezi de verilebilir. Ağırlık merkezini nasıl kullanacaksın? Özellikle bir doğru buraya kadar gelmiş ya. Aa garibim buraya kadar gelmiş. Ağırlık merkezini devam ettirirsin. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır da diyebilirsin. Hani tersi bilgiler de verilebilir bize. Ama burada hocam ben bunu da çizmeli miyim? Hayır. Sorunun başında neydi? Şöyle ağırlık merkezine kadar bu gelmişti. O zaman bu garibim buraya kadar gelmiş. Bunu uzatayım deyip buradaki kenar ortayla gösterelim. Yani şunu çizmeye, bunu çizmeye gerek kalmaz. Tamam. Ya orada soruların içerisinde hepsinin mantığını zaten ben sana vereceğim. Şimdi öğrenme alanı sorularına bakalım. Öğrenme alanı sorularında. Şimdi G ağırlık merkezi demiş mi soruda? Demiş. G ağırlık merkezi ise eğer halihazırda ağırlık merkezi vermiş. Hocam ağırlık merkezi ise ben bu köşeden çizeyim ağırlık merkezi olur, kenarortay olur. Hayır. Bunu niye çiziyorsun ki? Bu doğru işin içinde yok. Ya da hocam şu doğru şu an işin içinde yok. Ha belki şurası verilmiş olsaydı muhteşem üçlüden bir işime yarayabilir. Ama verilen bilgilere bakıyoruz ilk etap. Hocam şu bir kenarortay olmak zorunda çünkü niye? Ağırlık merkezinden geçiyor. Ağırlık merkezinden geçtiği için kenarortay olacak. Yani buraya 9 kaldı. Sonra ağırlık merkezi ise eğer burası. Burada da 1'e 2 oran olacak. Yani burası 10'sa burası ne olmak zorunda? 5 olmak zorunda. Sonra şuraya bakıyorum. Hop şurada. Hocam burada bir dik üçgen var. Dik üçgenin kenarlarına bakıyorum. 9 burası. Şurası 15 oldu. 9, 12, 15 üçgeninden ikisi de böylelikle kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Süper. Geldik şuraya. Arkadaş bu sefer ağırlık merkezi halihazırda verilmemiş. Ama dikkat et. Bu bir kenarortay verilmiş. Bu da bir kenarortay verilmiş. İki tane kenarortay yani iki şart sağlanıyorsa burası ne oluyordu? Ağırlık merkezi oluyordu. O zaman ben buraya ağırlık merkezi buldum. Hocam bu doğru da ağırlık merkezinden geçiyor. Ağırlık merkezinden geçen doğru nedir? Kenarortaydır. Dolayısıyla şu parçayla şu parça birbirine eşittir. Yani 4x eksi 5 eşittir x artı 7 diyeceğiz. Buradan da 3x eşittir 12 olur. X'i de böylelikle kaç buluruz? 4 buluruz. Evet B şıkkında 4 bulduk. Öğrenme alanında bak gördün. Bazen hali hazırda veriliyor. Böyle buradaki gibi. Bazen de hali hazırda verilmiyor. Ağırlık merkezini bizim bulmamızı isteyebiliyorlar. Anlaşıldı. Hadi bakalım. Şimdi diğer klasik sorulara başlayalım şöyle bir. Örnek 1'deyiz. Ali kara uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Evet soruda hocam ne verilmiş? G ağırlık merkezi. Halihazırda verilmiş. Madem ağırlık merkezi ağırlık merkezine dikkat ediyorum. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenarortaydır. Şunlar işime yaramıyor. Ama bak burada 1'e 2 oran olması lazım. Yani 2x'e buranın aynı zamanda ne olması lazım? 4x olması. O yüzden 4x eşittir. Ne oldu burada? Hocam şu. Y artı 10'a eşit oldu. Tamam. Sonra devam edelim. Hocam bu ağırlık merkezi verilmişti. Buradan geçen de o zaman ne olacak? Kenarortay. Bak hocam 1'e 2 oran olacak. Burası K, 2K diyebiliriz ama için içine girmemiş burası. Şunlar verilmiş bize. Bu ağırlık merkezinden geçen doğru olduğu için şunlardan olmak zorunda. Birbirine eşit olmak zorunda. Yani buradan da ne geldi? X eksi 3 eşittir 17 eksi y geldi. X artı y eşittir 20 yaptı buradan. Buradan da ne geldi? 4x eksi y eşittir 10 geldi. Bak 2 bilinmeyen 2 denklem var elimizde. 2 bilinmeyen 2 denklemi çözeceğiz şimdi. Hadi bakalım çözelim. Hocam bir 4x eksi y eşittir 10'u yazdım. Bir de altına x artı y eşittir 20'yi yazdım şuradaki. Sonra taraf tarafa topladım. Y'ler nanay oldu. 5x eşittir 30 oldu. X'i de böylelikle ne buldum? 6 buldum. Ama benden Ali kare uzunluğu isteniyor. Ali kare uzunluğuna bakıyorum. Hocam burası 2x, burası da 4x, toplamda 6x isteniyor bizden. Ben x'i 6 bulmuştum zaten. Cevap böylelikle kaç çıkar? 36. Evet, cevap 36 oldu. Örnek 1'de. Geldik örnek 2'ye. Örnek 2'de de arkadaş ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi ve 90 derece var. Acaba muhteşem üçlüyü hemen çizmeli miyim? Dur. Önce verilen bilgilere bakmalıyız ki muhteşem üçlüyü çizsen ne olacak ki? Sen zaten burayı biliyor musun? Bilmiyorsun. Ya da hocam şu 30'un mantığını mı kullanayım ben? Şuradan dik mi çizeyim? Niye dik çiziyoruz ilk etapta? İlk önce ağırlık merkezi verilmişse ağırlık merkezi ile ilgili bir yapacağımız bir şey varsa onu yapmalıyız bence. O zaman ne yapmalıyız? Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydı. O zaman ben buradan bunu mu çizmeliyim? Ya da bunu mu çizmeliyim? Ya da burada bunun devamını mı getir? Kardeşim bu ağırlık merkezine kadar gelmiş garibim zaten. Soru sana spoiler'ı veriyor. Bu ağırlık merkezine kadar gelmişse o zaman bunu uzatalım kardeşim. Şunu şöyle uzatalım. Ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortaydır. Hemen kenar ortaylığı gösteriyoruz. Aynı zamanda burada ne çıktı? Burada bir dik üçgen çıktı. Hatta özel bir üçgen çıktı. O özel üçgen nedir? 30-60-90 üçgenidir. Hemen 30-60-90'ı yazdık. 60'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı kök 3'e bölünmüş halidir. 6'dır. Burası da 6'dır. Bizden BC ve AG isteniyor. Bakıyorum, BC'yi buldum. AG'yi de bulmam lazım. O zaman burada 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12 değil midir? 12'dir. Ama hocam burada 1'e 2 oran var böyle. Bak dikkat. Şu şekilde yapabilirsin. Hocam buraya A yazıp sonra buraya 2A yazıp 3A eşittir 12 deyip A'yı bulabilirsin. Yalnız ağırlık merkezinde ben şimdi şurayı toplamda kaç buldum? Hocam burası 12 ve burada 1'e 2 oran var ya, ağırlık merkezi 3 parçaya bölüyor ya, kısa bulmayı öğretiyorum şimdi sana. 12'yi kaça böleceksin o zaman? 3'e böleceksin. 12'yi 3'e böldüğün zaman kaç yapıyor? 4 yapıyor. Kısa parçası 4 diyeceksin hemen hızlıca. Kısa parçaya 4 dedim şurada. Uzun parçası da 1'e 2 orandan dolayı direkt 8 gelmek zorunda. Anlaşıldı mı? Bir kenar ortay uzunluğu verildiğinde ağırlık merkezi de varsa eğer 3'e böl kısa parçayı bul diyebiliriz. Ya da A, 2A, 3A eşittir 12 deyip A'yı bu şekilde de bulabilirsin. Ama bizim için böyle saniyeler bile önemli sorularda, biliyorsun, sınavda özellikle. O yüzden bunu da vermek istedim. Bu bilgiyi de vermek istedim sana. Şimdi o zaman biz buradaki şeyleri bulduk. Şu BC uzunluğuna bakıyorum. Toplamda 12 hocam. Artı AG uzunluğuna bakıyorum. 8 yaptı. Topladığım zaman da cevap kaç yapar o zaman? 20 yapar. Evet, örnekte de 20 çıktı. Örnek 3'e geldik şimdi. G. ABC üçgenin ağırlık merkezi. Tamam. Ağırlık merkezi. Verilen her bir bilgiyi kullanacağız. Kullanalım hocam. G madem ağırlık merkezi. Hocam buradan geçen ağırlık merkezinden geçtiği için kenarortay olmak zorunda ve 1'e 2 oran olacak. Hocam 4 ise 8 mi? Hayır. Çünkü şurayı bilmiyorsun. Bunun tamamında 1'e 2 oran var böyle, değil mi? O zaman dur. Yani burada eksik parçaları tamamlayalım. Hocam şu kenarortay oldu. Ağırlık merkezinden geçtiği için. Başka 1'e 2 oran var burada. Tamam, aklında bulunsun sadece bu. Başka hocam bu da ağırlık merkezinden geçtiği için kenarortay değil midir? Evet. Burada kenarortaylığı da şöyle gösterelim ve burada da 1'e 2 oran olmayacak mı? Olacak. O zaman şuraya ne diyelim? Hocam A ise burası da A olur. Hocam burası A iken burası 2A olacak. Burası da A mı oldu o zaman? Evet. A, burası da çizgi oldu o zaman. Dur. O zaman bir duralım. Ben her zaman ne diyorum? Takıldık kaldık şurada. Soruda takıldık kaldık. Her zaman şunu söylüyorum. Geometride her verilen bilgiyi kullanacaksın. Hocam her verilen bilgiyi kullandım. Eyvallah. Bir de bulduğun bilgiyi de kullanacaksın. Ben ne buldum burada? Şurayı da çizgi buldum. Acaba bu çizgilere nasıl kullanacağım? Yani çizgilere yoğunlaşmak zorundayım. O zaman ne yapacağım? Hocam. Bak şu çizgilerden dolayı. Bu bir kenar ortay oldu mu? Oldu. Hocam zaten bu da bir kenar ortay şurada. İki kenar ortay oldu. İki kenar ortayın kesim noktası üçgende ağırlık merkezini belirtiyordu. O zaman ben burada bir üçgen oluşturabilirim. Bak normalde üçgen oluşturmak yasaktı. Nerede yasaktı? Bundan önceki sorularda, konularda. Ama bak ağırlık merkezinde böyle. Yani iki kenar ortayın kesim noktası olduğu için üçgen oluşturduk bak mesela. Tamam. O zaman burada bir üçgen oluştu. Hemen üçgene bakıyoruz. İki kenarortayın kesim noktası oldu burada. Süper bir şey oldu hatta. Bak burası ağırlık merkezi mi oldu o zaman? Evet. Kesinlikle ağırlık merkezi oldu burası. Çünkü niye? Sarı üçgende bu da kenarortay, bu da kenarortay. Ağırlık merkezi oldu. Madem ağırlık merkezi 2'ye 1 oran vardı. Yani 4 ise yarısı olacak. Direkt 2 olacak burası. Sonra toplamda burası 6 oldu. Büyükte de şurası ağırlık merkeziydi. 1'e 2 oran burada da vardı. O zaman burası da kaç olacak? 12 olacak. Benden AG uzunluğu isteniyor. Bak AG'yi de böylelikle 12 bulmuş olduk. Güzel bir soru. Değil mi? Ama böyle sanki ilk defa böyle bir üçgen oluşturmayı yaptık. O da nereden dolayı kaynaklandı? Hocam şunun eşitliğini bulduk ya. Bak bu kenar ortay oldu. İki kenar ortayın kesim noktası üçgende ağırlık merkezi belirtiyor dedik. O yüzden üçgen çizdik. Anlaştık. Evet. Örnek 3'ü bu şekilde bulduk. Geldik örnek 4'e. Şimdi örnek 4'te neler verilmiş? Verilen her bir bilgiyi öncelikle bir kullanalım. Hocam ABC üçgen verilmiş. Eyvallah. Sonra kesişimleri, ya bu kesişimler K falan diyor ya böyle. Hocam şu ve şu doğrusal demek istiyor. Bu K. Kesimleri K. AF ile FC birbirine eşit verilmiş. Hocam şunlar birbirine eşit verilmiş. Kara Fatma A 2 verilmiş. Şurası. Aa hocam şu bir kenar ortay. Şu da bir kenar ortay. İki kenar ortay kesim noktası ağırlık merkezidir. O zaman ağırlık merkezi olduğu için hemen aklımıza şu gelmez mi yine üçgen oluşturma? Gelir. Hemen üçgeni oluşturduk kardeşim. Üçgeni oluşturduk. Üçgeni oluşturduktan sonra ne yapacağız hocam? Burası ağırlık merkezi oldu mu? Bu üçgende oldu. Çünkü tekrar söylüyorum şu üçgende hem kenar ortay böyle hem kenar ortay böyle ağırlık merkezi oldu. 1'e 2 oran var. 2 iken o zaman burası kaç olacak? 4 olacak. 4'ü yazdık. Hocam başka ne var burada? Verilen bilgileri kullanalım. Bir de burada şurası K iken burası K, burası da 2K verilmiş. BD uzunluğu 2K, burası da K, burası da K verilmiş. Bunları da kullanmak zorundayım ben. Hocam bunlara baktığım zaman burası da 2K, burası da 2K. Ekstra bir eşitlik verilmiş aslında. Dön şimdi ilk dersin başında ben sana ne dedim? Ağırlık merkezini zaten burada kullandık. Dersin başında ne dedim? Ağırlık merkezi sorularında ekstra eşitlik varsa, takıldıysan, soruyu çözemiyorsan büyük ihtimalle ek çizimli bir sorudur ya da ek çizimi kullanabileceğimiz bir soru. Şimdi ağırlık merkezi sorularında ekstra bir eşitlik varsa, ki var mı burada? Var. Büyük ihtimalle ne vardır? Orta taban. İşte bu cümle senin aklında ya. Aklında olduğu için orta tabanı rahat bir şekilde fark edebilirsin. Beyninle görebilirsin yani. Hocam bunlar eşit. Hocam bir de bizden şu isteniyor bak. Bir de bunu da böyle gösterince hani bu verilen bilgileri kullanmada. Hocam şunlar eşit. Benden bu isteniyor. Ben burayı buldum. Anladın olayı. Hemen beynin şunu da fark etti. Aa bunlar da eşit dedin. Yani burada bunlar eşit. Şunlar da eşit olduğu için orta taban çıktı mı? Çıktı. O zaman burası 6 ise alt taraf direkt ne olur? 12 olur. İşte olay bu. Biz kendimiz çizmedik ama orta tabanı bu sefer. Orta taban kendiliğinden çıktı. Ekstra eşitler olduğunda, kenar ortaylıklar haricinde ekstra eşitlik olduğunda orta tabana dikkat kardeşim. Bak tekrar söylüyorum. Şimdi bunların eşitliğini buldun. 6'yı buldun. Senden x deniliyor deyince büyük ihtimalle çözüme hemen ulaşırsın. Ha hocam bunlar da birbirine eşit deyip hemen orta taban dersin. Dersin kardeşim, dersin. Kesinlikle dersin. Bak burada bir orta taban çıktı. 6 ise 12 oldu dedik. Tamam. Geldik örnek 5'e. Örnek 5'te neler verilmiş şimdi? Örnek 5'e bakıyoruz. Şimdi bana verilen bilgi AD, CF, BK toplamı verilmiş. Bu G'de ağırlık merkezi. Ağırlık merkezini kullanalım. Hocam ağırlık merkezi ise şunlar birbirine eşit. Ağırlık merkezi kenarortay olduğundan. Kenarortay olduğundan şunlar da birbirine eşit. Kenarortay olduğundan şunlar da birbirine eşit. Tamam. Şu eşitleri yazalım şöyle. Şuradaki eşitleri. Başka kenarortay olduğundan dolayı, ağırlık merkezi olduğundan dolayı. Şu işin içine girmiş ya. Bak şimdi şuraya bir A diyelim. Hocam burası da A. Burada demek ki bu kenara girdim. 1'e 2 oran var hocam. 1'e 2 oran var. Bunu da yazdım. Sonra. Şimdi benden ne isteniyor? Bak şimdi. Buraya B diyeyim ya istersen. Çünkü B'nin şeyi ya. O yüzden. Burası da 2B olsun. Çünkü B köşesinin şeyi ya. Karışmaz. Neyse o zaman hocam şuraya da biz bir A dersek. Çünkü bunlara bir şeyler demek zorundayız. Bu kenar ortaylar toplamından bahsetmiş bize. O zaman ben şuraya bir A dersem burası ne olur? 2A olur. Buraya C dersem burası da ne olur? 2C olur. Şimdi benden ne isteniyor? Hocam benden istenilen şey şuradaki üçgenin çevresi. Ya büyük ihtimal soruyu görür görmez sallayarak da yapabilirsin. Hocam ben 3A artı 3B artı 3C'yi biliyorum. 18. Hatta yazayım. 3A artı 3B artı 3C eşittir 18 ise A artı B artı C buradan kaç olur? 6 olur. Benden ne isteniyor? Bu üçgenin çevresi isteniyor. Hocam 2B 2C A büyük ihtimal burası da 2A dersin. O zaman 6'nın 2 katı 12 dersin büyük ihtimal. Ama dur öyle yapmayalım. Şimdi soruya iyice bakalım. Soruda benden ne isteniyor? Hocam benden şuradaki üçgenin çevresi isteniyor. Benim nereyi bulmam lazım? Bak verilen bilgiyi bulmaya çalışıyorum. Kullanmaya çalışıyorum. Hocam şurayı bulmam lazım benim. Tamam. Elimizde neler var şimdi? Hocam ağırlık merkezi var. Tamam. Ekstra bir eşitlik var mı? Var. Şunlar eşitti. Hatta ve hatta şunlar da eşit şöyle. Bak sen şimdi şunu gösterince, verilen bilgileri gösterince bak nasıl soru çıkıyor ya. Ne kadar zor olursa olsun soruya rahat bir şekilde ulaşmayı öğretiyorum sana. Bak sen şunların eşitliğini buldun. Senden şurası isteniyor. Senden şurası isteniyor. Hocam şunlar eşitse, burası da isteniyorsa bak orta taban çıktı diyebilirsin. Çünkü bunlar da birbirine eşit. A ise burası nedir? 2A dersin böylelikle. Bak gördün mü? İşte olay bu. Çünkü tekrar söylüyorum. Hocam şunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit. Yan yatık bir orta taban mı çıktı? Evet. A ise burası. Burası da 2A'dır. Bizden ne isteniyor? Çevre. GC. GC üçgeninin çevresi nedir? 2A artı 2B artı 2C'dir. Yani bu da A artı B artı C 6 ise 2A artı 2B artı 2C'de 12 yapar. İşte görüyorsunuz abi. Bana bak biraz sohbet edelim. Ya görmüyor musun? Alıştın ya, bu tekniğe alıştın bence artık. Bak sorularda tekrar söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Çünkü bak yemin ediyorum burada ben bu işi böyle öğrendim. İlk etapta böyle ya ben neyi kullanmadım diye düşünürdüm. Belki de soruyu 2 dakikada, belki de 3 dakikada, belki de 5 dakikada çözerdim. Ondan sonra şu benim küçük beynim var ya, o kadar bu sorulara alıştı ki hemen hemen her yapamadığım soruda neyi kullanmadım şunu. Şu şurada, bu burada falan filan derken acayip hızlanıyor ya. Şu küçücük beyin acayip hızlanıyor ya. Ben de çok şaşırdım yani gerçekten. Eskiden hatta bir anımı anlatayım sana. Kurtlar Vadisi izliyorduk o zamanlar. Kurtlar Vadisi de olmazsa olmaz. Öğretmenliğimizin ilk yılı 2004'teyiz. Ya hem dizi izliyorum hem soru çözmem lazım benim. Ya Kurtlar Vadisi böyle bir sezon başladı. İşte stajyerlik dönemimden bahsediyorum. Testi çözüyorum. 16 soru var. İşte ilk başta 20 dakikada çözdüm. Sonra 16 dakikaya düştü. Sonra kaç dakikaya düştü? Bak abartmıyorum, 10 dakikaya düştü. Hem dizi izliyorum hem soru çözüyorum bu arada. Sonra bir bakmışım ben bu tekniği kullana beynim aşırı derecede gelişti. Ya bu beyin o şekilde geliştirdiğiniz zaman kafanızda bir kalıp da yaratıyor zaten. Ondan sonra bir bakmışım ben, abartmıyorum gençler, 16 tane soruyu 3 dakikada 2,5 dakikada çözer hale gelmişim. İnşallah sen de o kıvama gelirsin. Tabii bu eski nesil sorulardaydı. Şimdi yeni nesil sorularda okuyup anlamak lazım. Biraz imkansız gibi duruyor aslında ama eski nesil sorularda aslında siz de rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ama lütfen sen de benim gibi şey yap. Ben hala da yeni nesil soru olsa bile yani yine soruyu okuyorum, anlıyorum. Daha hızlı bir şekilde yapabiliyorum. Sen de hızlanacaksın. Haydi derse. Şimdi 6'ya geldik. Örnek 6'da. Verilen bilgilere bakalım. Hocam ADBEABC üçgenin kenarortay doğruları. Bak şimdi. Bu kenarortaymış. Hocam bu kenarortay, şu da kenarortay. Süper. Sonra BC'yi 12 vermiş. Hocam burası 6, burası 6. Soruya bakar bakmaz ne gördün? Hocam kenarortay. Tamam, buranın ağırlık merkezi olduğunu gördün. Eyvallah. Ağırlık merkezi olduğunu gördün. O zaman ağırlık merkezini kullanacaksın. Burada 1'e 2 oran var böyle. Ve dikkat et, bu bir dik üçgen. 90'dan kenarortay. Ne var burada? 90'dan kenarortay. Zaten dik üçgen sorularını da muhteşem üçlüye dikkat demiştik. Başlığa yazmıştık zaten. Muhteşem üçlü. Hocam bunun tamamı 6 yapacak. 1'e 2 oran var ya. Biz 1'e 2 oran böyle yazmıyorduk. 3'e bölüyorduk. Kısa parçaya bölüyorduk. 6'yı 3'e böl 2. Kısa parçası 2 yapar. Uzun parçası da kaç yapar? 4 yapar. Sonra ne yapacağız hocam? Hali hazırda zaten bak burada bir dik üçgen var. Görüyorsun. Pisagor bağıntısından ben şurayı bulabilirim. Farklı yollar var. Pisagor'dan burayı bul. Sonra burası çıkar zaten. Benden de Efe isteniyor. Ya da hocam hiç bu Pisagor'u yapmadan buraya A diyeyim, buraya 2A diyeyim. Bak dikten dik çizildi. Öklit bağıntısından da bu sonuca yine ulaşabilirim diyebilirsin. Sana kalmış, istediğin yerden yap. Hadi Pisagor'dan yapmayalım. Direkt Öklit'ten de rahat bir şekilde çıkacak gibi. Ben bu sefer buraya X, buraya 2X diyeyim. Ve şu üçgende Öklit bağıntısı yapayım. Dikten dik çizilmiş çünkü. Öklit de kolay zaten. 4'ün karesi eşittir X çarpı 2X. Yani buradan 16 bölü 2'den 8 çıktı. X'i de kök 8 bulduk. Kök 8 dediğimiz nedir? Hocam 4 çarpı 2'dir. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Dolayısıyla X'i böylelikle 2 kök 2 diye bulur muyuz? Bulur. Evet, örnek 6. 2 kök 2. Zaten benden EF isteniyor değil mi? Evet, 2 kök 2 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 7'deyiz dostlar. Örnek 7'deyiz. Ne diyor örnek 7? G. ABC üçgenin ağırlık merkezi. Eyvallah. BG 6 ve 4 verin. Arkadaş şimdi bir de ne verilmiş? CD ile, bak dikkat. CD ile şu CD. Sana CD doğrusal diyor. Bak böyle bir kıvrım yok burada. Şu doğrusal. Ondan bahsediyor. BG dik demiş. Tamam. Hocam madem bu doğrusal ve G ağırlık merkezi. Madem ağırlık merkezi 4 ise burası direkt ne olacaktır? 8 olacaktır. A 6 8. 10 üçgeninden burayı bulduk mu? Bulduk. Tamam. Madem bu ağırlık merkezi. Şimdi dur. Madem bu ağırlık merkezi. Şu garibim buraya kadar gelmiş. Devamını getirirsek değil mi? Evet. Bir köşeden ağırlık merkezine kadar gelmişse ağırlık merkezi olmasını kullanmak zorundayız. Bunun devamını getirmek zorundayız. Ya da bu garibim buraya kadar gelmiş. Hocam şunu uzatabiliriz mesela. Ama bunu uzatırsak burası 3 olur. Pisagor'dan burayı buluruz. Sonra burayı buluruz. X'e ulaşıyor muyuz? Ulaşamıyoruz. O yüzden bunu attık ikinci kenar plana. O zaman ne yapalım? Şunu uzatalım kardeşim. Uzat. Uzatınca bunu olmak zorunda. Kenar ortay olmak zorunda. Hocam bu kenar ortay oldu. Hatta ve hatta diklik var. Diklik olunca muhteşem üçlüye dikkat diyorduk ki bak 90'dan bir kenar ortay çizilmiş oldu burada. Muhteşem üçlü oldu burada. Yani burası 5. Burası 5 ise burası 5 oldu. Ağırlık merkeziydi. 5 ise burası da kaç olacaktır? Direkt 10 olacaktır. Yani X'i böylelikle 10 olarak bulduk. Evet. Güzel değil mi? Geldik 8'e. 8. sorudayız. Şimdi eksik parçaları önce bir tamamlayalım. Arkadaş neler verilmiş? ABC üçgenin kenarortayları diye verilmiş. Bak şu da kenarortay, bu da kenarortay. Eksik parçaları tamamlıyorum. Şu eşit oldu. E hocam bu da bunlar da birbirine eşit oldu mu? Oldu. Kenarortayların kesim noktası ağırlık merkezidir. O yüzden burası A iken şuranın 2A olması lazım. A'sı buradaysa buraya da A mı kaldı? Evet. E o zaman şuraya da A yazalım. O zaman burası da çift çizgi oldu. Takıldık kaldık. Şeyi yapamıyorum. Bak hiçbir şey yapamıyorum. Takıldık. Verilen her bir bilgiyi kullandım. Hiçbir şey yok. O zaman ne yapıyoruz? Soruya bakıyorum. Başlığa ne yazmıştık? Hocam başlığa şunu yazmıştık. 90 dereceli sorularda soruyu yapamıyorsan aklına ne gelecek? Deşen. E zaten benden BC isteniyor. E o yüzden burada muhteşem üçlüyü çizmek zorundayız. Muhteşem üçlü. Kenarortay çizeceğim yani. Hocam kenarortay böyle. Ama ağırlık merkezinden geçer kenarortay. O yüzden hop şöyle çizdim. Muhteşem üçlüyü çizdim. Şu parça birbirine eşit. Hatta şu parça da birbirine eşit oldu. Of. Parçaya bak. Güzel. E benim şimdi 2'yi kullanmam lazım hocam. Bak soruya bak. Bak soruya bak. 2'yi ben nasıl kullanacağım? Hocam 2'yi kullanacağım. E ben şunu çizdim. Deyince beynin otomatikman bir şeyler fark etti mi? Fark etti. Hocam burası 4 oldu. Niye? Çünkü... Şunlar eşit. Buradaki üçgende bir orta taban çıkmadı mı dostum? Bak beyninle ne güzel bir şekilde çözüyorsun. O güzel küçük beyninle, küçük derken kafamızın içinde küçük bir yapı ya, ondan bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. O küçücük beynimizle olayı hallediyoruz. Evet burası 2 iken burası ne oldu? 4. E hocam burada da 1'e 2 oran vardı böyle. Köşeye olan 2 kattı. O zaman burası 2 oldu. E o zaman buraya baktığımız zaman burası toplamda 6 oldu. Bunlar da 6 oldu. Hemen 6'ları yazdık böyle. Ve toplamda şu uzunluğu 12 bulduk. Bizden BC isteniyor zaten. Cevap 12 oldu. Evet gençler nasıl gidiyor? Yaz yorumlara. Ya bir de yaz yorumlara yaz. Bu sene çok emek var. Bir de abone ol ya. Abone olmadan izleyenlerin sayısı çok fazla. Neyse devam. ABC ve AC bir üçgen demiş. Peki şimdi verilen bilgileri kullanmaya çalış. Hocam G ağırlık merkezi demiş. Madem ağırlık merkezi. 1'e 2 oran var. Yazalım o zaman buraya. O bilgileri kullanmak zorundayım. A ise 2A. Hocam burası da A. Madem ağırlık merkezi, ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır hocam. Şunlar birbirine eşittir. E bunu da yaz. Her bilgiyi kullandın. Şu an 4'ü kullanamıyorsun. 4'ten X'e gideceksin. Ama kullanamıyorsun. E ne yapacağız? Takıldık. Takıldığımız zaman bir şey çizmemiz lazım. O bir şey nedir? 90 derecede varsa o bir şey belli zaten. Muhteşem. Hemen muhteşem üçlüyü çizelim. 90 var ya, ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olur. Hemen muhteşem üçlüyü çiziyorum. Hop çizdim. Çizince böyle. Ne ile karşılaştım? Hocam şu eşit. Hatta bu da eşit oldu şöyle. Benim neyi kullanmam lazım? Bak o soruyu soruyoruz. 4'ü kullanmam lazım. Aa hocam dedin değil mi? 4'ü kullanmam lazım deyince. Bir de kenar ortayı çizince böyle. Fark ettin. Ben senin fark ettiğini fark ettim. Ne çıktı burada? Orta taban. Bazılarınız şunu demiştir. Hocam şurada bir kelebek çıkmadı mı? Daha kelebeği görmedik diye buradan yapmıyorum. Evet kelebek çıktı aslında. Şunlar eşit ve şunlar da eşitse otomatikman bunlar paralel. Ya da eş üçgen direkt 4'se 4 yazıp 4'se 2 yazıp 6 ise 6 yazıp cevabı 12 diye ulaşırsın. Ama biz artık beynimizle şunu fark ettik. Tekrar söylüyorum. Hocam 4'ü kullanmam lazım. Sonra bir baktım ki bunlar eşit. Bunlar eşit. Şurada ne çıktı? Bir orta taban çıktı. Ya bak kendindeki gelişimin farkında mısın? Ama bak kendindeki gelişim ne oldu? Küçücük bilgilerle beynini nasıl çalıştırabileceğini gösterdim sana sadece. İşte bu şekilde. Yani çok zeki olmana gerek yok. Şahsen ben çok zeki birisi değilim ama geometriyi kendimce iyi bir şekilde yapabiliyorum. Ya bu geometriyi böyle yaptığım zaman hocam ne kadar zekisiniz diyorlar ama çok zeki değilim. Abartmanıza gerek yok. Sadece bak şurayı yani beynimin 1/1000'ini kullanıyorum sadece. Burada orta taban çıktı. 4 ise burası ne oldu? 2 oldu. E sonra bu ağırlık merkeziydi zaten şöyle. Hocam burası 2 ise burası kaç yapıyor? 4 yapar o zaman. Sonra muhteşem üçlü vardı burada. Şöyle şunlar birbirine eşitti. Yani burası da 6. Burası da 6 oldu. X'i böylelikle kaç bulduk? 12 bulduk. Cevap 12 oldu. Ne kadar tatlı bir çözüm değil mi? Normalde bu sorularda hep sıkıntı yaşıyorsunuz ama şurayı kullanıp o sıkıntıyı def ediyoruz kardeşim. Burada mı bitirsem? Neyse yeni nesil soruları şey yapalım istersen. Burada mı bitirsem diye düşündüm de yok. Şurada şu yarım sayfayı da yapayım. Ondan sonra şey yapalım. Hani ilk dersimiz biraz uzun olsun. Bir tık uzun. Neyse ya dur bak. Önce bana bak. Şimdi dostum evet genelde herkesin yapamadığı, kitaplarda yapamadığı çok zor bir soruyla karşı karşıyasın. Ama sen şurayı kullanmayı da öğrendim artık. Öğrendim. Yani insanların çözemediği çok zor bir soruyu, çoğu öğrencinin çözemediği çok zor bir soruyu şu an yapabilecek misin, yapamayacak mısın sana bırakıyorum. Buyur yap bakalım. Güveniyorum sana. Yapamazsan hiç önemli değil. Çünkü yapamadığın zaman da her zaman söylüyorum ah be dedirttirebilmek bile sana, o ah beler bile sana çok şey öğretecek. Ben çözüme başlıyorum. Şimdi ABC üçgen demiş. Eyvallah. Başka şurada uzunluklar da verilmiş bana. Eşitlikler de verilmiş. Bir de şurası K, burası K, EDK, EB'nin uzunluğu K, buraya da 2K demiş. K. K, 2K. Ya bu ne demek? Hocam benim şurada şu 2K bu 2K buradaki eşitleri kullanacağım anlamına geliyor. E şimdi ilk etapta benim buraya yoğunlaşacağım belli bir kere arkadaşım. Hocam buradaki üçgende ne var? Buradaki üçgende bir kere kenar ortay ağırlık merkezi var. Ağırlık merkezini ben burada kullanacağım. Hadi bakalım öncelikle burada bir ağırlık merkezini kullanalım. Hocam burası ne? Üçgen bir kere burası ne olmak zorunda? 6. Çünkü ağırlık merkezi orası. Burası 4 ise burası da kaç olacak? 8. Yani şu 3'ü 4'ü gören masum köylü şu 5'i yapıştırmaz. Ha yapıştırabilirsiniz de bu arada. Bak yapıştırdığınız zaman güzel bir şey de çıkıyor bu arada. Bak. 3 4'ü yapıştırdın. 5 dedim burasına. Hocam şunlar eşit. Şunlar da eşit. Orta tabandan 10'u bu şekilde de bulabilirdiniz. Aa biz ne yaptık? 3 üçgen 6, dörtgen 8 yazdık. Burası da 90 ya. 6, 8, 10 üçgeninden burayı bulduk. Tamam. Tamam. Sonra ne yapacağız? Sonra. Soruyu okuyoruz. Takıldık kaldık. Bir şey yapamadık. Takıldık. Takıldığımız zaman soruyu okuyoruz. Hop. Benden burası isteniliyor hocam dedik. Tamam. Benden burası isteniliyor. Ben neleri buldum? Hocam 6'yı 8'i bulduk ama bunları kullandık. En son onu buldum. Ben soruda onu kullanacağım. Sonra şunları kullanacağım ve olayı bitireceğim. Ne yapmalıyım? O zaman soruya şöyle bir dikkatli bir şekilde bak bakalım. Bak. Onu kullanamıyorsan neyi kullanmak zorundasın? Şunu. Bunu nasıl kullanacaksın? Eşitlik var hocam. Aa dedin. Eşitlik var hocam orada. Eşitlik varsa ne vardır? Anladın sen onu. Hatta kafanda bir şey canlandıysa sen kendin bundan sonrasına yine bir durdurup yapamayanlar yine bir devam etsin bakalım. Hocam eşitlik varsa orta taban vardır dedin. O zaman orta taban çizeceğiz. Bak orta taban şu üçgende çizeceğim. Bu üçgende şu kenar üzerinde olduğu için bu kenara çizemem paraleli. Ya buna paralel çizeceğim. Buradan şöyle. Ya da ne yapacağım? Bu üçgende şuna paralel çizeceğim. Şöyle. Ben buna paralel çizince şurası 5 olur. Başka bir şey kullanabiliyor muyum? Kullanamıyorum. Yani x'e ulaşamıyorum. Genelde de karışık olan yere doğru çizin demiştim zaten. O yüzden ne yapacağız? Hocam buradan şöyle bir orta taban çizeceğim. Şu kenar ortayı çizmiş olacağım o zaman. Kenar ortayda nereden geçiyordu? Ağırlık merkezinden geçmiyor muydu? Tam ağırlık merkezinden geçirelim tabii ki bunu. O zaman ağırlık merkezinden geçirdim. 5 oldu. Ama ne yaptım ben burada? Orta taban çizdim. Yani benim x'e ulaşmam için şunu bulmam lazım. Burada ne var? Hocam burada da bir 90 derece var bak. 90'dan bir kenar ortay çizilmiş oldu burada. Hocam 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü oluştu. 5 oldu burası. Yani burası da kaç yaptı? 10 yaptı. Şimdi soru kaç çıktı? Cevap. Hocam 30 çıktı. Niye? Çünkü fark ettin sen olayı. Bak şurası 15. Zaten biz burada orta taban çizmiştik buna. Burası o zaman 15 ise burası da ne olmak zorunda? 30. Yani yan yatık bir orta taban var. İnşallah çözmüşsündür. Hani yarıda bırakıp devamını sen getir dedim ya. İnşallah siz de çözmüşsünüzdür. Çözemeyenler de anladınız. Gerçekten çok zor bir soru. Gerçekten zor bir soru ama şurayı kullanmayı öğretiyoruz size. Burayı kullanıp çözebildiyseniz, yani burayı kullanıp da bu olayı anlayabildiyseniz bence bu çok önemli bir şey. Ya hocam bak şu yorumu da yapmayın. Bak yorumlarda görüyorum. Hocam böyle bir soru çıkmaz. Kardeşim böyle soru çıksın çıkmasın. Evet çıkmaz. Ben de biliyorum bunu. Ama ben seni her türlü şeye alıştırmak zorundayım. Bir de böyle bir soru çıkmaz ama biz böyle bir soruları çözerken neremizi kullanıyoruz? Şuramızı kullanıyoruz. Ben sana aslında şurayı kullanmayı öğretiyorum. Şuradaki soruları ezberletmiyorum yani. Anladın olayı? Yani bir gelişim içerisindeyiz. Geometride bir gelişim içerisindeyiz. Çok iyi bir şekilde gelişiyorsun. Farkındasın sen de. O zaman gelişmeye devam. Vay çıkarmış çıkmazmış. Sen bir şey sorgulama. Sen kendini bana bırak. Ben bu işi biliyorum. Yıllardır bu işi öğretiyorum. Öğrenciyi nasıl iyi konuma getiririm? Nasıl full ya da full'e yakın yaptırırım? Bunu benden iyi bilen yok kardeşim. Sen bana güven. Anlaştık. Evet geldik örnek 11'e. Örnek 11'de de bak I verilmiş G verilmiş. I'yi G'yi kullanacağız. I demiş işleyet çemberin merkezi. G demiş ağırlık merkezi. İlk önce şu hocam G'den geçtiği için kenar ortaydır. Hemen G'den geçtiği için 8 yazdım. Hocam bir de I bu. I dediği içteğet çemberin merkeziydi. Hocam oradaki I'dan geçiyorsa bu da açıortay. Bak iki tane şart çıktı. Hocam bu hem açıortay hocam o hem kenar ortay. Hem açı ortay hem kenar ortay. Aklına ne getirdi? İkizkenar. Bu bir ikizkenar üçgendir. Yani burası 10'sa kesinlikle ama kesinlikle burası 10'dur. Sonra ne yapacağız hocam? Aynı zamanda bu çizilen kenar ortay yüksekliktir. Yüksekliği de koyduk. Hocam ben şimdi G'yi mi kullanacağım? G'yi başka türlü artık kullanamayız kardeşim. Ha şu garibin buraya kadar gelmiş olsaydı bunu böyle uzatırdık. Ya da bu garibin buraya kadar geldiği zaman biz bunu böyle uzatıyorduk değil mi? Öyle rastgele bu B köşesinden G ya da C köşesinden G'den geçecek şekilde doğru çizdik mi? Çizmedik. Çünkü daha öncesinde de ben size şunu söylemiştim. Şöyle bir eşitlik gördüğünüz zaman ne yapıyordunuz? Kenar ortay çiziyordunuz. Ama biz ne yaptık? Bunu ort tabana çevirdik. Böyle bir eşitlik gördüğümüz zaman ort taban çiz kardeşim dedik. Değil mi? Şöyle paralel çiz. Aslında sen burada G verilmiş olduğu zaman da şuradan bir kenarortay çizmiş oluyorsun. Kenarortay özel bir durum oluşturmuyor. Ha hem kenarortay hem de yükseklik falan olursa özel durum oluşuyor. O zaman o çizdiğin doğru olur tabii ki de. Sadece kenarortaylık doğru bir işime yaramaz. Ha şu garibin buraya kadar gelmiş olsaydı belki evet bunun devamını getirip kenarortay derdim. Böyle 5-5 diye uzat. E benim neyi kullanmam lazım o zaman? I'yi kullanmam bir de. Soruyu çözemiyorsan verilen bilgiyi tam anlamıyla kullan. Hocam buradan gelen I'dan geçiyor. Açıortay dedik eyvallah. Ama soruyu hala daha çözemedim. Demek ki I'yi biraz daha kullanacağım ben burada. I'yi başka nasıl kullanabilirim? Hocam bir de şuradan gelen de I'dan geçiyorsa açıortay olmaz mı? Olur. Yine çözemezsem bir de buradan böyle gelen de açıortay olur mu? Olur diyeceğim. Önce bir şuradaki bilgiye bakayım. Şöyle şuradaki bilgiye bakıyorum. Şöyle. Hocam bu açıortay oldu. Hocam buradaki üçgende süper bir şey. Buradaki üçgen dik üçgen zaten. Bak bu da bir açıortay oldu. Hatta burası 8-10 iken şuraya da bir 6'yı da yazalım kardeşim. Şuraya da bir 6'yı yazalım. 6'yı yazdıktan sonra da bak dikkat. Açıortaylık çıktı burada hocam. Bir de şu olay var. 6'yı ağırlık merkezinde kullanalım burada. 6'ya burası. 6'yı 3'e böl. Kısa parçası 2 olacak. Yani burası 2. Uzun parçası da 4 olacak. Yani ben buraya x dersem buraya da 4-x mi kalıyor? Evet. 6 verildi. 3'e bölüp kısa parçayı bulmayı öğret. Bak şimdi açıortaylığı kullanalım. Hocam bu açıortay doğrusu koldaki oran tabandaki orana eşitti. Hemen yazalım. 10 bölü 8 eşittir. Şu bölü şu. 4 eksi x bölü x artı 2 olacak. Sadeleştir. 5, 4. İçler dışlar. 5x artı 10 eşittir. 4 kere 4. 16 eksi 4x yaptı. 9x eşittir. 6 yaptı. X de böylelikle 6 bölü 9 bulduk. Yani 3'e bölü 2. 3'e bölü 3. 2 bölü 3 bulduk. Bizden de IG'ye isteniyor. Cevap 2 bölü 3 çıktı. Verilen bilgiyi yine güzel bir şekilde kullanarak şahane bir çözüm yaptık. Ve geldik bu dersin son sorusuna. Bir ABC üçgenin ağırlık merkezi G noktasıdır. Bak ne yapıyorsun? Hemen üçgeni çiziyorsun kardeşim. Şöyle bir ABC üçgeni çiz benle bir. Çiz. Ne duruyorsun? Çizdin mi? Çizdin. Şöyle bir ABC üçgenini çizdik kardeşim. Eyvallah. Ağırlık merkezi G noktasıymış. Yani şuraya da bir G noktası dedim böyle. Eyvallah. Devam edelim bakalım. GA ve GB çizildiğinde hocam GA'yı çiziyorum. GB'yi çiziyorum. Bunlar nasılmış? Bende çok dik gibi durmadı ama idare et. Burası 90 dereceymiş. Üçgenin biraz daha sağa doğru kayık herhalde. Neyse. Bunlar dik kesiyorlarmış. Sonra BE eşittir EG olacak biçimde E eleman BG alırsam. Bak BG üzerinden bir E alırsam. Ama E aldığımda şu BE ile EG birbirine eşit olacakmış. O zaman şuradan bir E noktası aldım ben. Şunlar birbirine eşit olsun. Eyvallah. AE uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Yani şuradaki uzunluk nedir diye soruluyor gençler. Hadi bakalım şuraya da bir x. Ne yapacağız hocam? Bak şimdi bize ne verilmişti başka bir de? AC'yi vermişti. AC'yi de yazalım. AC uzunluğu 10 hocam. Şimdi ben bu ağırlık merkezini kullanmak zorundayım. Hocam bu garibin buraya kadar gelmiş. Devamını getireyim. Evet getirebilirsin ama burası verilmemiş ki bana. Yani hocam bu ağırlık merkezine kadar gelmiş. O zaman bunun devamını getireyim. Evet bu mantıklı mesela. Bak mantıklı olan ek çizim de yapacaksın. Ha bunu da çizerdim. Bunu da çizerdim. Fark etmez. Her iki çizimle de olurdu ama ekstradan fazlalık çizmek istedim. Bunu getirdim böyle. Devamını getirdim. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olur. Hemen kenar ortaylığı şöyle şöyle gösterdim. Hocam 5-5 oldu bu. Güzel. Sonra ne yapacağız? Takıldık kaldık. Bir şey yapamıyoruz hocam. Tam anlamıyla her verileri kullanmadım burada. Ağırlık merkezinden geçen tamam kenar ortay olur da ağırlık merkezinden geçen bir de 1'e 2 oranı yapmaz mı? Yapar. A iken burası 2A olacak. Yani bunlar da A oldu. Vay. Şu üçgene bakar mısın şimdi? Hocam bu üçgende çok güzel bir şey oluştu. Ne oluştu? Dik AA. Yani 2 eşit parçaya böldü burada. Hocam yükseklik tabanı nerede 2 eşit parçaya bölüyordu? İkizkenarda. Yani şurası 5 ise burası da ne olmak zorunda? 5 olmak zorunda. Yani böylelikle x'i de 5 mi bulduk yani? Gençler 5 bulduk ve bugünün ilk dersi de bitirmiş bulunuyoruz. Biraz isteyerek ilk ders uzun olsun diye ben biraz uzattım. İkinci derste böyle yeni nesil ağırlıklı sorular ve özelliği sonrasına bıraktım arkadaşım. O yüzden böyle ilk ders uzadı. Normalde böyle yarım saat şeklinde halledebilirdik ama ilk ders böyle heyecanlı oluyoruz ya. Daha böyle dinç oluyoruz ya. O yüzden ilk ders uzasın diye bir yarım sayfa daha uzatmak istedim. Evet gençler bitirdik. İlk dersi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders. 9. günün ikinci dersinde. Kenarortayın devamında. Kenarortayı bitireceğiz. Orada görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.